Bugün üniversite dahil kamu hastanelerinde 3000'in üzerinde, özel hastanelerde ise yaklaşık 1200 kadar nitelikli yatağa sahip olan Kayserimiz neden sağlık türünde yeterince pay almaz? Nasıl ki ülkemiz dünyanın yaklaşık 60 ülkesinde azami 3-4 saatlik uçuş mesafesinde ise Kayserimiz de ülkemizin hava üssü sayılan İstanbul'a 1 saat uçuş mesafesinde. Onun için şehrimizin sağlık turizm alanındaki değerlerinin tanıtımını bir an önce de yapmalıyız. Değerli misafirler, 6000 yıllık ticari geçmişi olan ve değişime açık olan Kayseri ticaret erbabı 500 milyar dolar aşan dünya sağlık harcamasından şimdilerde de 100 milyar dolar gibi gözüken sağlık türünden üzerine düşen payı almak için nereye gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Kendisi de hekim olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın koordinasyonunda Kayseri Ticaret Odası olarak valiliğimizin, belediyemizin ya da diğer kurum ve kuruluşların bu noktada yapacağı her çalışmaya katkı vermeye hazırız. Yeter ki Kayseri'nin döviz girdisi artıralım. Kayseri sağlık turizminin ana kalemleri olan medikal turizm, termal turizm, yaşlı ve engelli turizmi gibi alanlarda birlikte doğal güzelliği ve temiz havası ile psikolojik tedavi noktasında da mesai mevkumu gözetmeden hizmet veren hekim ve diğer sağlık çalışanlarına bu turizmi alanında gerekli pay almaya hazırız. Bu duygularla 2 gün sürecek olan çalıştayın hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyor. Şehir dışından gelen misafirlerimize hoş geldiniz diliyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Vali, saygıdeğer protokol, değerli misafirler, Kayseri Sağlık Turizmi Çalıştayı'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmama başlamak istiyorum. Değerli misafirler, 6000 yıllık geçmişe sahip Kayseri, sanayi, ticaret, eğitim ve kültür şehri olduğu gibi turizmde de önemli avantajlara sahip şehirler arasında yer almaktadır. Erciyes Dağı gibi önemli bir kış turizmi merkezine sahip Kayseri ilimiz, kültür, doğa turizmi tercih edilebildiği gibi aynı zamanda son dönemlerde özellikle sağlık turizminde yıldızı parlayan şehirler içerisindedir. Sadece bulunduğu ile değil, tüm komşu hatta bölge illere hizmet veren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerimiz yanında modern bir şehir hastanemiz ve çok sayıda özel hastanemiz Kayseri ilimizi adeta bir sağlık üssü haline getirmiştir. İsmini 814 yıl önce kurulan Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesinden alan ve o dönemin bilim ışığını günümüzde de yansıtan ve bu çaba içerisinde olan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerimiz gerek sahip olduğu teknik donanım, gerek hekim kadrosu, gerekse bazı sağlık branşlarında lider konumuyla kamu üniversite hastaneleri içerisinde öncülük yapmaktadır. Sağlık turizminde üniversite hastanelerimizin tercih edilir olmasında hastanemizin bulunduğu sağlık bölgesinde en büyük üniversite hastanesi olması, üniversitemiz bünyesinde genom ve kök hücre merkezi, erişkin ve çocuk kemik iliği transplantasyon merkezleri, Türkiye'nin JCA akreditesi alan tek kamu üniversitesi hastanesi olması, yine Türkiye'nin en kompleks radyoterapi ve kemoterapi merkezinin yanında karaciğer, böbrek, kornea nakli merkezlerinin bulunması, hastanelerimizin ISO 9001 kalite standartlarıyla tescil edilmiş olması ve bu alanda yapılan yatırımlar önemli etkendir. Değerli misafirler, sayın valim, saygıdeğer misafirler, sağlık turizminde üniversitemiz verilerine bakacak olursak sadece Bahreyn Krallığı ile yapılan işbirliği sonucunda 3 yılda toplam 193 Bahreynli hasta üniversitemiz hastanelerinde tedavi edilmiş olup bu kapsamda 12,5 milyon Türk lirası gelir elde edilmiştir.
Bahreyn dışında ise sağlık turizmi kapsamında 23 farklı ülkeden toplam 290 hastanın tedavisi yapılmıştır. Yine turist sağlığı kapsamında 97 hasta diğer ülkelerden başvurmuş olup bu kapsamda da 235 bin lira üniversitemiz hastaneler gelir kaydetmiştir. Sonuç olarak sağlık turizminde Erciyes Üniversitemiz hastaneleri kamuya ait hastaneler içerisinde nadide bir örnektir. Türkiye'deki birçok üniversite sağlık turizmi konusunda üniversitemizden bilgi almaktadır. Hedefimiz sağlık turizminde işbirliklerimizi ve hasta kapasitemizi artırmaktır ve bu alanda da stratejik planımızı yapmış bulunmaktayız. Bu vesileyle Kayseri Sağlık Çalıştayı'nın hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağlık turizmi Sayın Cumhurbaşkanımızın çok çok önem verdiği bir konu. Bunun için 3-4 yıl önce Satürk diye bir yapılanma yaptı. 4 tane bakanlık, Dışişleri, Turizm, Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, DİİK, SAİK, TİKAF, üniversitelerimizin işbirliğinde büyük bir konsensüs oluşturduk. Onun çalışmalarıyla USAŞ kuruldu. USAŞ'ta bundan sonra tüm ilaç, malzeme ve hizmet turizmimizi yönlendirecek, mevzuatını hazırlayacak genç bir bebeğimiz. Ama onun da gurur duyuyoruz, çok şeyler yapacak ülkemiz için. Sağlık turizmimiz hem özel sektörümüz hem kamumuz olarak çok ileri bir yerde. İnşallah Türkiye bir şekilde ekonomik olarak sıçrayacak. Üretimle beraber bu ara sıçrama dönemini hizmet sektörüyle yapacak. Sağlık da bu hizmet sektöründe baş at rolü oynayacak bir alan. Bugün ben işaret fişeğinin buradan atıldığını görüyorum. Dünyada sağlık turizmi son 15 yılda hızla gelişmektedir. Sadece tıp turizmi için seyahat edenlerin sayısının 20 milyonu aşmış olduğu bilinmektedir. Ve yıllık 150 milyar dolarlık yaklaşık bir ciroya ulaşmıştır dünyada. Termal turizm, medikal turizm, yaşlı ve engelli turizmde seyahat edenlerin sayısı ve bu alanda dönen ciro tam olarak bilinmemekle birlikte medikal turizminden çok daha üst sıralarda olduğu öngörülmektedir. Sağlık turizmi ise ticari bir konu olup ülkelerin ekonomisinde çok önemli bir yer almaktadır. Ekonomik büyüme, kalkınma teorisine göre büyümenin temel kaynağı sermaye birikimi ve teknolojik gelişmedir. Bu nedenle gerek yurt içi yatırımlar gerekse de doğrudan yabancı sermayeye yatırımlar ve ileri modern tıp teknolojilerine dayanan entegre otel, hastane, spor kompleksi niteliğindeki sağlık yatırımları sonucunda büyüme birlikte sağlanacaktır. Böylece kendi kendini besleyen bir büyüme gelişme dinamiği yaratan süreç ancak sürdürülebilir. Bu sektördeki üstün nitelikli sağlık bilimleri alanındaki insan gücü ve beşeri sermaye birikimi de bir başka önemli büyüme kaynağımızdır. Bu büyümenin ayrıca küreselleşme bağlamında dışa açık bir biçimde, başka bir deyimle ihracata yönelik olarak yürütülmesi kaynak dağılımındaki etkinlik açısından da çok önemlidir. Diğer taraftan dünya hızla gelişirken ortalama insan ömrü uzamaya ve aynı zamanda yaşlı nüfus oranı hızla artmaktadır. 2050 yılında öngörülen rakamlara göre yaklaşık 60 yaş üstü insan sayısının tüm dünya nüfusunun %21'ini oluşturacağı öngörülmektedir. Yani 5 kişiden biri 60 yaş üstü olacak. Demografik yapıda beklenen bu değişiklik başta sağlık ve sosyal hizmet sektöründe olmak üzere tüm sosyal ekonomik alanlar için önemli hazırlıklar gerektirmektedir.
Bu sektöre kim bugünden itibaren yatırım yaparsa 2050 yılında o sektörün aslan payını, pastadaki en büyük payını almış olacaktır. Emeklilik sonrası geçen süre uzadıkça bu grup insanlar için yapılacak hizmet yatırımları da çeşitlenip ekonomik maliyetleri değişmektedir. Bütün bunlar bugün ve gelecekte sağlık ve termal turizmin önemini, ekonomik değerini ortaya koymaktadır. Bu vesileyle Çalıştay'ı düzenleyen ve katkı veren herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sayın Valime, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma, Rektörümüze, Ticaret Odası Başkanımıza, Ahmet Bey'e ve emeği geçen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bugün katılımlarıyla onurlandıran Bakan Yardımcımıza, Sağlık Bakanlığımızı temsil eden bürokratlarımıza, önceki dönem bakanımıza, Sayın Milletvekilinize ve kurulda, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'nda beraber çalıştığım Doktor Gülşen Hanım'a hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki en büyük teşekkür de Kayserililere, basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Çok önemli bir sektör için ortak akıl ve ortak çözümler için bir araya gelen ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Çalıştay'ın başarılı geçmesini temenni ediyor. Tüm hazırını bu tarihi mekanda Gevher Nesibe Sultan'ı da rahmetle, minnetle anarak hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Konuşmaları için önceki dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Sayın Sema Ramazanoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklarımız, konuşmalarını yapmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Sayın Memduh Büyükkılıç'ı kürsüye davet ediyoruz. Saygıdeğer valim, kıymetli bakanlarım, çok değerli milletvekilimiz, kurul üyelerimiz, çok değerli bakan yardımcımız, özellikle Sağlık Bakanlığı'nda değerli bakanımız Fahrettin Bey'in bizlere desteğiyle buraya teşrif eden bakan yardımcımız, genel müdürümüz, değişik elçiliklerden gelen misyon şefleri, değerli rektörlerimiz, başsavcımız, değerli komutanımız, sağlık müdürümüz, çok değerli belediye başkanlarımız, çok şükür güzel bir birliktelik, zengin bir ortam, Kayserimize yakışan güzel bir çalışma ortamı. Keyifle inşallah bu çalışma yapılacak. Birliğimiz, beraberliğimiz berekete vesile olacak. İşte bu anlayış içerisinde seçim öncesi yapmış olduğumuz vaatleri birer birer hayata geçirmek amacıyla projelerimizi ortaya koyuyoruz. Bunlardan en önemlisi, hatırlanacağı üzere sağlık turizmi konusunda doktor bir belediye başkanı olarak gerekli çalışmalar yapacağımızı, Kayserimizin hak ettiği sağlık alanındaki imkanlarını dünyayla paylaşmayı, onun da tabii ki getirisiyle Kayserimize, ülkemize kazanım sağlamayı amaçladığımızı hep söylemiş idik. Kayseri'yi sadece Kayseri'den ibaret görmemek gerekir. Kapadokya ile bütünleşik olarak, daha doğrusu değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış ama Kapadokya Krallığı'nın merkezi olmuş olan bu güzel şehrimiz, tarihi şehrimiz, elbette Kapadokya'nın güzelliğini, Kozaklı'nın kaplıcalarını, Yeşilhisar'ın içmecelerini yanına almak suretiyle kendi bölgemizdeki değerlerimizle birlikte sağlık alanında en güzel çalışmalar yapacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemiz sağlıkta dönüşüm programı ile sağlıkta dünya standartlarını hızlı ve etkin bir şekilde yakalamış, nitelikli insan kaynakları, rekabetçi fiyat avantajı, ileri teknoloji kullanımı ve uluslararası standartlarda kanıta dayalı hizmet sunumu ile dünyanın önde gelen sağlık üslerinden biri haline gelmiştir. Artık sadece Türkiye vatandaşları değil, yüz binlerce uluslararası hasta da en yüksek kalitede sağlık hizmeti almak için Türkiye'yi tercih etmektedir. Evet, Kayseri önemli bir şehir. Benden önceki konuşmacı arkadaşlarımızın özellikle ifade etmiş oldukları gibi Kayseri turizm şehri, Kayseri sanayi şehri,
Kayseri ticaret şehri ve kültür şehri. Bir de buna inşallah bu çalışmaların sonunda Türkiye'de önemli yerini alacak olan Kayseri'nin sağlık alanındaki çalışmalarını başarıyla yapabilecek bir sağlık çalıştayından sonra da sağlıktaki yerini daha önce olduğu gibi yine alacak diye ifade etmek istiyorum. Evet, Kayseri Orta Anadolu'ya sadece Kayseri il olarak değil, etraf illeriyle birlikte özellikle 3,5 milyon bir hinterlata hitap edecek bir sağlık kenti. Kayseri sağlık alanında daha önce de olduğu gibi bugün de önemli yerini almakta. Üniversite hastanelerimiz, şehir hastaneleri ve diğer ikinci basamak hastaneleriyle birlikte yaklaşık 4000 civarında bir yatak kapasitesi söz konusu. Bu yatak kapasitesinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de nitelikli yatak kapasitelerinin giderek artmış olması. Aynı zamanda hem kamu hem de özel sektörle birlikte sağlıktaki yerini hastaneler alabilmekte. Öncelikle bir turizm çalıştayının böylesine tarihi bir yerde, böyle bir mekanda düzenlenmiş olmasından dolayı katkı koyan bütün paydaşlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Birbirinden değerli konuşmalar yapılacak ve inşallah Türkiye'deki sağlık sektörüne uluslararası zemindeki yerine katkılar koymuş olacak. Biraz geriden bakarsak büyük resmi gördüğümüzde dünyada ekonomiler globalleşiyor, politikalar ulusallaşıyor. Aynı zamanda sağlık sektöründeki beyinler, yani doktor arzı belli bir oranda artıyor ve uluslararası bir simge haline gelmiş bulunuyor. Beyinler yüzüyor ve göç ediyor. Bugün yaklaşık 300 milyon nüfusu Amerika Birleşik Devletleri'nde %20'sinin sağlık sigortasının olmadığı bir dönemde kolu kırılan birisinin bulunduğu ülkedeki kolunu alçılama ve tedavi görme ücreti 8200 dolar civarında. Hindistan'a sağlık turizmi düzenleyip de uçak dahil, git gel, charter dahil 1200 dolara yapıyorlar. Eli kartonun arasında, ahşabın arasında gidenleri çok görürsünüz. Şimdi bunun bir dengesi var. Kayseri'de 17 milyon poliklinik yapılıyor. Türkiye'de yaklaşık 600 milyon adet. Her dışarıdan gelen sağlık turistiyle alakalı, hastayla alakalı rakamın yaklaşık 3.6 dakikalık muayene süresiyle orantılı olduğunu bilmemiz lazım. Bu turizmin artırılması gerekiyor ama 600 milyon poliklinikle alakalı oranında sürekli gözlemlenmesi gerekiyor. Çünkü doktor arzı sabit. Hastamız yerli ama cihazlarımız, ilaçlarımız büyük oranda ithal. O yüzden hem milli sağlık politikalarımızın düzenlenmesi, hem turizmin artırılması böyle bir modeli doğru kurgulamamız da gerektiriyor. Çünkü Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ortalama poliklinik süresi 18 dakika olarak dikkat alırsak bizim bu poliklinik süresini daha da arttırmamız lazım. Türkiye'de doktor arzının Almanya'dakinin yaklaşık yarısı kadar olduğunu düşünürsek bunu çok dikkatli bir şekilde kullanmamız lazım. Matematik bize bunu söylüyor. Ama Türkiye'deki kabiliyetli doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın ve özellikle Sağlık Bakanlığımızın yaptığı özlük haklarıyla alakalı düzenlemeler hamdolsun her geçen gün daha da bunu daha iyi bir noktaya götürmekte. Ve Türkiye sağlık sektörüyle alakalı sosyal devlet anlayışını özellikle bu sektörde hamdolsun vatandaşımıza hissettirmekte. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkenin idaresine konan güçlü iradesini sağlık sektörü gibi vatandaşımızın yalnızca yüreğine değil, aynı zamanda hastalığına, sıhhatine dokunan yanını tahkim etmekte, her geçen gün daha da bunu arttırmaktayız. Ben buradaki turizm çalıştayının gerek Kayseri'mize gerek bölgemize
gerekse ülkemize yapacağı katkılar için şimdiden bütün paydaşlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Böyle güzel, mutena bir mekanda siz değerli konuklarımızla, şehir dışından gelen değerli arkadaşlarımızla bir arada olmuş olmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade ediyorum. Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok değerli misafirler ve özellikle de sağlık turizm alanında dünyadan daha fazla pay almamız için çalışan, sağlık turizmi yapan seyahat ajantalarının değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve ilimize hoş geldiniz diyorum. Tabii az önce Büyükşehir Belediye Başkanımızın ifadesi ve son söz sendromu nedeniyle konuşmamı çok fazla uzatmamam gerektiğini anladım. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanım dedi ki teknik olarak ve genel olarak söylenmesi gereken her şey söylendi dedi. Bana da bir mesaj oldu diye algılıyorum. Değerli başkanım. Evet, dünyanın hiçbir yerinde yapılan bir çalıştay yapıldığı mekanla bu kadar özdeşleşmemiş ve birbirine yakışmamış. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu nedenle bu çalıştayı düzenleyen, emek veren, destek veren, katkı veren herkese de huzurlarınızda ben de Kayseri Valisi olarak teşekkür etmek istiyorum. Dünyada rakamlara baktığımız zaman az önce Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi medikal turizm alanında 150 milyar dolar ve sağlık turizmin diğer alanlarında 150 milyar dolar olmak üzere toplam 300 milyar dolarlık yaklaşık bir sağlık turizmi potansiyeli var. Tabii biz ülke olarak ne kadar alıyoruz bu paydan? 2019 yılında hedeflediğimiz rakam 2,5-3 milyar dolar arasında. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık turizmine yönelik talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalarla da inşallah 2020 hedefimiz olan 5 milyar dolara da hep beraber ulaşacağız. Bunun için çalışacağız, çaba göstereceğiz, gayret göstereceğiz. Kayserimizin göreve başlarken ifade etmiştim, çok güzel başarılı hikayeleri var. Biz inşallah turizmin birçok alanında da bu başarılı hikayelerini hep birlikte sayın bakanlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla ve çalışma arkadaşlarımla inşallah hep beraber yeni başarı hikayeleri yazacağız. Turizm alanında önemli çalışmalar yapıyoruz. Sağlık turizmi gündemimizde olduğu için, konumuz sağlık turizmi olduğu için bu alanda özellikle üniversite hastanemizin, şehir hastanemizin ve özel hastanelerimizin çalışmaları her türlü takdirin üzerinde. Dün hocalarımızla görüştüğümüzde özellikle üniversitemize 20 farklı ülkeden hasta geldiğini öğrenmiş olduk. Tabii bunu artıracağız. Bu sayıyı daha yukarılara taşıyacağız. Geliri artıracağız. Bunun için bizim altyapımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bu konudaki eksiklerimizi de tamamlamamız gerekiyor. Bunu da çok iyi biliyoruz. Ayrıca geldiğim günden beri gerek dernek yöneticilerim gerekse fakülte yöneticilerimizin bana ifade ettiği özellikle çocuk iliği nakli konusunda da çok önemli avantajlarımız var. Bu konudaki hocalarımız dünya çapında, bu konudaki ekiplerimiz dünya çapında. Tabii ki bu hocalarımızın daha iyi çalışabilmeleri için ve sağlık turizmi anlamında da daha fazla pay alabilmemiz için inşaatı devam eden bir hastanemiz var. Bu hastanemiz tamamlandığında Avrupa'da benzeri olmayacak bir hastane olacak. Ve yatak sayısı itibariyle olsun, nitelikleri itibariyle olsun, Amerika'daki hastanelerle yarışacak düzeye gelecek. Tabii ki derneğimiz çok büyük fedakarlık gösteriyor. Bize düşen valiliğimiz, belediyemiz, sivil toplum örgütlerimiz el ele vererek bir an önce 2019 yılı içerisinde bu hastaneyi tamamlamak olmalı bence. Çünkü sağlık turizmi alanında çok önemli bir görev yerine getirecek bu hastaneyi hep beraber tamamlamak zorundayız. Diğer turizm çeşitleri alanında da özellikle kış turizm anlamında da çok güzel çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle 2018-19 turizm mevsiminde charter seferleriyle Kayserimize 8.000 kişi beklerken bu rakam 20.000'lerin üstüne çıktı. 2019-2020 sezonunda da inşallah bunu katlayarak 40-50.000'lere çıkartmak istiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bölgemizin bu potansiyeli
çok önemli ve dünyanın her tarafından da büyük talep gören tesislere sahibiz. Bunları çok iyi kullanmak zorundayız.